Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımızın dördüncü dersiyle birlikteyiz. Birinci ünitemizin dördüncü dersindeyiz. Eddersu Rabi'u, dördüncü ders. Bu dersimizde öncelikle bazı harfleri tanıyarak dersimize başlayacağız. Sin harfi, sad harfi, t harfi ve t harfi. Sin, sad, t ve d harflerini tanıyarak başlayacağız. Şimdi içerisinde bu harflerin geçtiği bazı kelimelere bakalım. Surun, surun, çit kelimesi, surun, çit kelimesi. Sabahun, sabah, sabahun, sabah kelimesi. Tinun, incir kelimesi, içerisinde t harfinin geçtiği tinun, incir kelimesi. Ve içerisinde t harfinin geçtiği dıynun, çamur kelimesi. Dıynun, çamur kelimesi. Bir daha okuyalım. Surun, çit kelimesi. Sabahun, sabah. Tinun, incir. Dıynun, çamur kelimeler. Birinci alıştırmamızda ikra, oku. El hurufel atiyete, gelen harfleri oku. Gelen harfleri oku alıştırması. Se, sa, sa, se, te, ta, da, te. Ya da harflerin isimlerini de söyleyebiliriz. Sin, sad, sad, sin, te, tı, tı, te olarak da okuyabiliriz. İkinci alıştırmamızdayız. İstemi' dinle li kıraetil muallimi, öğretmenin okumasını, li hâzihil kelimâti, bu kelimeleri okumasını dinle. Thumme kerrirhe, sonra onları tekrar et alıştırması. Hisanun, hisanun, at kelimesi. Hisanun, at kelimesi. Aselun, bal, aselun, bal kelimesi. Kitabun, kitap, kitabun, kitap. Matarun, yağmur kelimesi. Matarun, yağmur kelimesi. Baktığımız zaman hisanunun içerisinde bir sad harfi, aselun içerisinde bir sin harfi, kitabunun içerisinde bir t harfi ve matarunun içerisinde de bir t harfini görmekteyiz. Geldik üçüncü alıştırmamıza. Da daireten havlel harfillezî tesme'uhu fil kelimâtil âtiyeti. Gelen kelimelerin içerisinde duyduğun harfin etrafına daire koy alıştırması. Daire koy alıştırması. Saffun, sınıf kelimesi. Saffun, sınıf kelimesi. Hisanun, at kelimesi. Hisanun, at. Sarsurun, hamam böceği. Sarsurun, hamam böceği. Suelun, soru. Suelun, soru. Tayrun, kuş. Tayrun, kuş. Havtun, balina. Havtun, balina. Matarun, yağmur. Matarun, yağmur. Sevtun, kamçı. Sevtun, kamçı. Suverun, resimler. Suverun, resimler. Surun, çit. Surun, çit. Mesaun, akşam. Mesaun, akşam. Şemsun, güneş. Şemsun, güneş. Tutun, dut. Tutun, dut. Havtun, balina. Havtun, balina. Satrun, satır. Satrun, satır. Ve son olarak teysun, keçi. Teysun, keçi kelimesi. Biz burada bugünkü dersimizin de konusu olan sin harflerini, sad harflerini, t harflerini ve t harflerini daire içerisine alalım. Mesela şuradaki sini, buradaki sini, buradaki sini, buradaki T'yi,
buradaki t'yı alalım, buradaki t'yi, buradaki t'yi vesaire. Bu gördüğümüz sinleri, sınları, sadaflerini yani t'leri ve t'ları daire içerisine alalım. Dördüncü alıştırmadayız. İstemi' lil muallimi, öğretmeni dinle, öğretmeni dinle. Ve huve o yakra'u, o okuyor. Yani öğretmen okurken onu dinle. Thumme sonra da daireten, sonra daire koy. Havle harfi sin, sin harfinin etrafına daire koy alıştırması. Esselamu aleykum, esselamu aleykum. Me'as selameti, selametle görüşürüz. Me'as selameti görüşürüz. Burada da yine sin harfimiz var. Ve aleykumusselam, yani selam senin üzerine olsun. Ve aleykumusselam. Me'as selameti, görüşürüz selametle. Me'as selameti, görüşürüz selametle anlamında. Tabi bu karşılıklı diyalog şeklinde hazırlanmış. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Me'as selameti, me'as selameti tarzında küçük bir diyalog olabilir. Önce bunu söyleyeceğiz. İkinci olarak burayı, üçüncü olarak burayı ve dördüncü olarak da burayı. Burada tabi bizim için önemli olan şu an bu kalıplardan ziyade içerisinde sin harfinin kullanılmış olması. Sin harflerine özellikle dikkat edeceğiz. Evet, böylelikle dördüncü dersimizi de bitirmiş olduk. Birinci ünitemizin son dersi olan beşinci derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.